Selamlar arkadaşlar, ben Cengizhan. Teknolojik ürünler ve oyunlarla alakalı özgün içerikler hazırladım YouTube kanalıma. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber, başlıkta da görüyorsunuz ama Monster laptoplarla arkadaşlar karşınızdayım. Uygun fiyatlı fiyat performans Monster'larla karşınızdayım. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim hemen bakın. Şimdi bazı laptoplar burada görüyorsunuz. Bakın aşağıda burada değil gerçi. Yani 3050'li veya 3050 Ti'li oluyor. Burada 1650'lileri göstermeme gerek yok diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir önceki videomuzda hani bunları da göstermiştim. Şunları değil ama en azından şu listemizde vardı. Bir fiyat performans laptopları, notebookları diye bir videomuz vardı. Oradan bakabilirsiniz. O videomuzdan hani gördünüz bunu. Hem de arkadaşlar şundan dolayı şimdi tabii biraz yine arada 2000 liraya yakın bir fark var ama hani artık 1650 arkadaşlar biraz eskidi. Eskimesinin yani sebebi şu aslında. Hala güzel oyunları oynayabiliyorsunuz ama hani daha güncel bir teknolojiden oyun oynamak varken hem de 11. nesil yani neden oynamıyorsunuz? O yüzden ben direkt hani şu üstteki üçlüyü siliyorum, böyle başlıyor. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar 3050 laptoplar var, 3050 Ti'ler var. Bakın buralarda yazıyor. Ben bu daha doğrusu bu videoda daha çok 3050'li laptoplara bakacağım. Neden? Şimdi onu da görüyorsunuz. Bakın bu şu notebookcheck.net'te arkadaşlar bir tane şey buldum hemen. Aslında birkaç yerde daha izlediğim videolarına baktım falan ama size buradan göstereyim direkt. Çünkü videoları açarsam telif yiyebiliriz. Görüyorsunuz %1, %2 gibisinden bakın şu Ultra'ya bakalım. Ultra'da %11 diyor ama 7 FPS fark etmiş. Yani aşırı da bir farkı olmadığı için boşuna 1000 lira 2000 lira daha fazla vermeye gerek yok. Sadece ekran kartı için. Ya burada bakalım. Burada mesela 3050 Ti'yi yazmamışlar. Neden yazmamışlar bilmiyorum. Mesela Resident Evil 1 çok yeni bir oyun. Bakalım. Ne diyor? 3050 nasıl daha iyi bilmiyorum ama 3050 mesela QHD'de daha iyi diyor. 1,5 FPS. Mesela Ultra'da 57,2 diyor. 54,5 diyor. Büyük ihtimalle bu 3050 Ti'yi hani küçültüyorlar. Daha laptopa sığa bir boyuta getiriyorlar, hale getiriyorlar. Ondan da biraz kısıyorlar bazı ekran kartlarında. Büyük ihtimalle öyle bir duruma denk gelmiş. Görüyorsunuz. Hani 3050 hem fiyat olarak daha iyi hem de şey olarak hani nasıl denir? Performans olarak. Ha tabi bakın burada mesela Quiet Riders nasıl okunuyor? Quiet Riders diye okunuyor herhalde. Yani bunda %29'a nazaran yani bayağı bir yüksek bir performans farkı var. 3050 Ti daha iyi gibi gözüküyor ama bu daha çok oyun optimizasyonundan bağlamında yani bir sıkıntı oluyor arkadaşlar. Mesela bakalım. Cyberpunk 2077 hepimizin son zamanlarda bildiği bir oyun. Şöyle ortalayabilirsem neyse. %5 gibi bir performans var. Hani 29,5 31 FPS, 1,5 FPS gibi bir fark var. Aslında bir fark denemez yani bence bunu. Burada bakalım 5 FPS fark varmış. Yani o yüzden uzatmayalım lafı. Daha aşağıda oyunlar var tabi de. Hani çok bir fark olmadığı için durduk yere fiyat arttırmaya gerek yok diye. Hani mesela bakın 500-600 500 lira var da gerçi. Hani fazla verme gerek yok diye düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar ilk bilgisayarımız hemen bakın şurada. Abra A5 17,1 V10 17,1. Arkadaşlar öncelikle 11.000 yani şöyle diyeyim. Direkt 11. nesil işlemciyle beraber geliyor. Ve hani normalde 11300H yerine 11400H daha da hızlandırılmış bir işlemci var karşımızda. O yüzden hani günlük kullandığı yine aşırı bir fark etmez gerçi ama ekran kartının dar boğaza uğramaması için çok güzel bir hızlandırma yapmışlar işlemcimize. Onun dışında 3 tane 2 tanesi M2 olmak üzere hani hafıza disk desteğimiz de var 3 adet. 500 GB SSD ile geliyor. Bu SSD'de yaklaşık olarak aşağıda yazıyordur zaten. Yine bakalım. Bu arada minimum 8 GB demiştim önceki videomuzda, laptop önerisi videomuzda. Bunda da bakın yine aynı şekilde minimum 8. Bu Monster'ların tabi ek avantajı 144 Hz geliyor yine bu laptopumuzda. Böyle inelim yavaş yavaş bakalım. Bu arada gayet ince bir laptop arkadaşlar. Aşağıda bir yerde yazıyor olması lazım ama. Ya bakın burada da yazıyor. 24,9 mm. Yani bayağı ince bir laptop aynı şekilde çok hafif. 2,2 çok hafif diyebilirim.
Bunlar bahsettiğimiz özellikler. Ekran kartımız 4 GB. Bu arada onu söylemediysem. Ya gerçi 3050 biliyorsanız bunu da biliyorsunuzdur. Bu arada çerçeveler arkadaşlar bakın şuradan bayağı bir inceltilmiş. Hani gözükmüyor bile kendi ekranı hani gidip bakarsanız karşı karşıya geldiğinizde gözükmüyor bile o çerçeve. Gözünüze hiç batmayan bir çerçeve olmuş. Onun dışında arkadaşlar alüminyum bir kasası varmış. Gördüğünüz gibi zaten burada da yazıyor. Ama tabii size kendi bildiğim şeyleri de anlatacağım. Bir saniye şöyle biraz aşağı bakalım. RGB tek bölge aydınlatması var arkadaşlar. Hani bütün klavye aynı şekilde değişebiliyorsunuz. Tabii başka pek bir efekt olmuyor. Hani belli bir geçiş aralığı olabilir. Mesela rengarenk, gökkuşağı şeklinde geçiş olabilir falan ama hani her tuşu aydınlatamıyorsunuz. Size öyle diyeyim. Hatta bunda galiba geçiş de olmuyor. Sadece nefes alma modu falan oluyor ama olsun. Yani yine güzel modları var. Ha evet burada şimdi gelelim konuya arkadaşlar. Şimdi 15 inç laptopların Monster'da daha doğrusu çoğu laptopta ama böyle bir özelliği var. Sol tarafta arkadaşlar tek çıkış var. Bu özellikle laptopun işlemcisinin bayağı bir ısınmasını böyle dar boğaza uğramanızı sağlıyor. Hani buna yakalanmamak istiyorsanız da zaten az sonra göstereceğim. Bu arada ses kalitesi de bayağı bir artmış diyorlar. Sound Blaster Cinema 6 ile. Ben de şu an bunun bir öncekisi var. Cinema 5 var. Hani o açıdan o da güzel. Özellikle de böyle hızlıca göstermiş olayım. Böyle de fiyatlar falan. Bunu kapatalım. Deminki söylediğim özelliğe geliyorum arkadaşlar. Bakın çoğu özelliği aynı zaten. Hatta bunu yanılmıyorsam hiçbir şey değişmiyor. Bir tek galiba ekranı büyüyor. Aynen. Ekranı büyüyor. 1000 lira daha veriyorsunuz gibi bir durumu var. Bakın şimdi şöyle aşağı inelim. Burada da göreceksiniz zaten şu an. Yani herhalde görüyorsunuzdur. Bakın. Burada İki tarafta da çift çıkış olduğu için bakın böyle. İşlemci ısınmıyor. Ben de şu an Monster Toolpar T19.3 olması lazım. Yani benim şu an laptop mesela oyunlarda falan pek ısınmıyor. Hatta neredeyse hiç ısındığını görmedim. Tabii özellikle mesela 6 ayda bir biliyorsunuz bedava bir temizletme olayı var Monster'ın. Bu ömür boyu bakım garantisi. Bakın burada bir yerde yazıyor mudur? Yazmıyordur. Altta yazıyor mudur? Şu an yazıyorum yazmıyorum. Gerçi burada bilmiyorum ama bu ömür boyu garantisinde bakın ha ömür boyu ücretsiz bakım hizmeti. Hani bayağı güzel. İşlemcinizin termal marjını yeniliyorlar gibisinden birçok hani işlem yapıyorlar bakım olarak. Ben çok memnunum. 6 ayda bir de muhakkak temizletiyorum. Hani o açıdan aklınızda kalmasın. Gayet güzel bir hani sistemleri var. Gidiyorsunuz, randevunuzu alıyorsunuz falan. Halloluyor hızlı bir şekilde. Bir gün içerisinde teslim ediyorlar muhakkak. Ben şimdiye kadar Allah'a şükür bir sıkıntı yaşamadım yani Monster'ın bu bakım konusunda. Onun için arkadaşlar bu hani devam edelim şöyle. Eğer derseniz benimle 3050 Ti almak istiyorum. Hani şöyle göstereyim bakın bunun bir tık daha üstü. Neredeydi? Ha bu. Şu laptopa bakıyoruz şu an. A5 18.2 modeli. Arkadaşlar bunda şöyle bir upgrade oluyor. Şimdi 1300 lira daha artıyor bakın. Önceki baktığımız laptop şuydu. Yanılmıyorsam bu muydu? Ya buydu ya da şuydu galiba. Bir saniye bir mouse şey oldu ama. Hatta aynen önceki baktığımız laptop eğer şayet buysa. Ah bakın bu. Şuymuş aynen. 10 bin liraymış çünkü bu olsaydı bunda da i7 var. Yanlış anlattım diyecektim ama. Şimdi bu i7 11800H ile arkadaşlar. Şöyle diyeyim. Artık yani performansı doruk noktası zaten. Bakın büyük ihtimal bu tulparlarda da bu var hatta. Bakın böyle inelim. Gördüğünüz bakın tulparı mesela en pahalılarında da bunlar var. Tabi Semrush'larda filan i9 muydu? i9 olması lazım. Pardon yanlış sıkladım. Bakın i9 falan var bunlarda ama alabileceğiniz en iyi işlemci oyun işlemcisi olarak en iyi işlemci bu. Ya bu çekirdek sayısı da hatta şöyle altta yazıyor mudur? 16 mıydı? 12 miydi? Hani izlekten bahsediyorum. Bakın 8 çekirdek 16 izlek. Yani performansın doruk noktası şu an bu. i7'lerde. O yüzden ben bunu kesinlikle öneririm. Ya zaten çok rahat rahat 3050 Ti besler. Bu işlemcide aklınız kalmasın. Garanti yani. Onun dışında bakalım. Fazladan diğerlerine göre başka bir avantajı yok. Ha, bu 15 inç. Ama 15 inç yani olsa da dediğim gibi o ısınma mevzusu biraz sıkıntı olabilir.
Onun dışında bunun çok bir sıkıntısı olmaz. Mükemmel bir işlemciye sahip. Size öyle diyebilirim. Hatta ben şu an i7 9750H kullanıyorum. 2 sene geçmesine rağmen hala tık yok. Hatta şöyle göstereyim, yani cayır cayır çalışıyor. Bakın bir böyle işlemcimiz. Hani cayır cayır çalışıyor hala. Bu arada benim de ekran kartım. Bir bakın şöyle göstereyim. 1660 Ti. Bu da çok kaliteli bir ekran karttır. Hani 1080p ultra ayarlarda hala 2 senedir her şey ultrada 70-80 FPS'in altına düşmeden oynuyorum neredeyse. Zaten bazı oyunlar oluyor, mesela Cyberpunk gibi. Onu zaten bir serimiz var. Belki bakarsınız arkadaşlar kanalımızda. Hani onda da 50 FPS civarında, bazen 40'a düşüyordu. 35'e düştü de oluyordu nadiren. Son zamanlarda girmedim gerçi güncellemelerden sonra, ama ilk çıktığı zaman oynadım da bu şekildeydi performansımızda. Gelelim hemen aşağıya doğru. Tabii öncelikle her bilgisayara bakmadım, bunu söyleyeyim. Hani performans, fiyat performans olmasına özen gösteriyorum şu an baktığım laptoplara. Bu fiyatlara geldikten sonra arkadaşlar artık hani abura bakmayın bence. Ekran kartı bir tık daha upgrade olsun. 1000 lira daha fazla verip bence artık tool da bakabilirsiniz. Şu kasalar aynı. Onu biliyorum. Hani bu kasalar aynı ama mesela bakın şurada kasalar da bazen farklı olabiliyor. Burada bakın artık nasıl desem, 4 alanlı mıydı bunlar? 3 alan mı ne? Farklı aydınlatma seçeneklerine gidiyorlar artık burada şeylerde de. Tabi bunların fiyatı da ona göre yüksek ama. Neyse, o fiyatlara geldiğimizde de arkadaşlar artık bence bu fiyatı verip benim şu an Monster'ın alabilecek en iyi bilgisayar olarak gördüğüm bilgisayara bakabilirsiniz. Belki dediğim gibi bu bir tık ısınabilir. Buna da 150, 200, 250 belki maksimum. Soğutucu olarak hani soğutma mevzusunu engelleyebilirsiniz. Neden şimdi bu laptop arkadaşlar alınabilecek en güzel laptop Monster'da? Ona gelelim. Belki diğer markada daha iyisi vardır, onu bilemem. Arkadaşlar zaten görüyorsunuz, dediğim gibi i7'nin en iyi oyuncu işlemcisi var. Ve hani max performans bir 3060 ile RTX 3060 ile sizi nasıl desem, şimdi 2021'in sonlarına geliyoruz. 2024'ün sonlarına kadar her şeyi RTX açık bir şekilde götürebilirsiniz 2023'ün sonuna, hatta 2024'ün sonuna kadar. Ama şimdi DLSS teknolojisi var, biliyorsunuz bu RTX teknolojisinden gelen bir özellik. Bu DLSS ile beraber büyük ihtimal 2025-2026 sonuna kadar da ultra ayarlarda oyunları oynayabilirsiniz. Bu garanti bir şey değil. Ama büyük ihtimal dediğim gibi 2025'lerin, 2026'ların sonuna kadar bu DLSS teknolojisi de durmadan gelişiyor çünkü. RTX bir ekran kartıyla gidebilirsiniz. 3050 için söyleyemem çünkü 3050 benim ekran kartımla eşdeğer bir ekran kartı. RTX açınca çöken bir ekran kartı yani. Bir de yeni bir ekran kartı, pek hani belli olmuyor o yüzden nasıl bir performans vereceği, ama hani 3060 gayet kaliteli. RTX'in bence dibi bu yani. 3050'yi ben RTX'ten pek saymıyorum. En alınabilir 3000 serisi diyebilirim yani. Performans olarak da çok güzel bir performansı var. Arkadaşlarım da var. Kendim hani deneyimledim de yani, o açıdan da öneriyorum. Whisperer 2.0 modu varmış. Bunu bilmiyorum ama hani oyuncu bilgisayarlar arkadaşlar ses çıkartıyor. Bu da aklınızda bulunsun. İstediği kadar orada çıkarmıyor desin, çıkarıyor yani. O açıdan dediğim gibi çok inanmayın ses çıkarmıyor diyene. Sırf Monster için söylemiyorum bunu. Bütün markalar öyle diyor. Yok bilmem ne teknolojisi geldi ses çıkarmıyor diyor. Bunlar yalan yani. Kapatalım şöyle, öbür bilgisayarlarımıza bakalım. Bence yani bunların pek şeyi yok. Alınabilir bir yanı yok arkadaşlar. Bakalım ne değişiyormuş. Açıkçası ben şu an değişebilen bir özellik de görmüyorum. Bir tek herhalde 17 inç oluyor. Aynen. 17 inç olması dışında pek bir özellik farkı yok arkadaşlar. Hani o yüzden bunları boş verin. Şu galiba biraz kasası farklı. Buna bir bakalım. Yani bunun da dediğim gibi yani kasası da aynı gerçi. Çok bir fark yok. Kasası biraz farklıymış gerçi, evet. Şu mouse pad mi denir buna? Neden? Touchpad. Touchpad de bayağı bir büyük. Bu da güzel bir laptop yani. O açıdan. Yani bu saatten sonra kasa farkına göre arkadaşlar. Mesela RGB bir kasa istiyorsanız buna bakabilirsiniz. Diğerleri de RGB'de ama bunda büyük ihtimalle her tarafı ayarlıyorsunuzdur. En ince detayına kadar. Bakalım burada bir yerde yazıyordur. 4 bölge klavye aydınlatma.
Yani mesela size şöyle söyleyeyim. Monster bu açıdan tabi biraz artık nasıl denir? Fiyattan mı kısmaya başladılar ne? Mesela bakın benim 2 yıl önce aldım. 9.300 liraya almıştım yanılmıyorsam. Biraz indirimde tam 9.000'e denk gelmişti. Laptopa bakarsanız burada her tuşu ayrı mesela. Burada özellikle mekanik klavye. Bu özelliği çıkardılar sonra artık beğenilmediğimi bilmiyorum ama çıkardılar. Biraz hani fiyattan da kısmak açısından yaptıklarını düşünüyorum. Onun dışında hani birçok ayarı var tabi bu şeylerin Monster kendi arayüzünde. Hem de ben aldıktan sonra bayağı bir geliştirmiş, bakın buralarda görüyorsunuz zaten. Fanların hızını kendi elinizde falan her şeyi ayarlayabiliyorsunuz artık. Hani arkadaşlar bu saatten sonra pek de anlatacak bir şey kalmıyor. Bu saatten sonrası artık hani kasa tipine gidiyor. Ekran kartının daha iyi olmasına gidiyor. Mesela 3070'ler aşağıda bakın. 3080'ler yok herhalde şu an. Burada yok herhalde çünkü yanılmıyorsam SEMRUK'larda olması lazım. Yani dediğim gibi bu saatten sonra bütçeye göre arkadaşlar. Fiyat performans olarak alınabilecek en iyi monster bence bu. Bakın şu an stokta da var. Ama onun dışında eğer ben o kadar bütçem yok derseniz de hani bir sizin büyük ihtimalle şu laptop, aynen bu laptop 17 inç miydi bu? Bu 17 inç. İsterseniz tabii 15 incini de alabilirsiniz şöyle. Bakın burada. Şu 9.000 lira alınabilecek şu an piyasadaki en iyi laptop arkadaşlar. Bir sürü de özelliği var. Bu videoluk da buraya kadarmış diyelim arkadaşlar. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Beğenip kanalda abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Takipte kalmak için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.